cezaevine atıyorlar. Her gün binlerce dava açıyorlar. Ama HDP bunların karşısında diz çökmüyor, dimdik ayakta. Ama Osmanlı'da oyun çok. Öyle değil mi? Osmanlı'da oyun çok. Ne yaptılar sevgili eş genel başkanlarımızı? Haksız, hukuka aykırı biçimde tutukladılar. Ne zaman? 4 Kasım 2016 tarihinde. Savcılıklar hiç kimseye bağlı değil arkadaşlar. Hiçbir savcı hiç kimseye bağlı değil. Sadece görev yaptığı ildeki Cumhuriyet Başsavcısına bağlıdır. Bunu niye söylüyorum? Ankara'daki Cumhuriyet Başsavcısı ayrı çalışır. Diyarbakır'daki Cumhuriyet Başsavcısı ayrı çalışır. İstanbul'daki Cumhuriyet Başsavcısı ayrı çalışır. Bu teorik olarak böyle. Peki pratik olarak böyle mi? Değil. Bunların hepsi saraya bağlı. Niye saraya bağlı? 4 Kasım 2016 tarihinde bütün savcılar saraydan emir alarak bütün milletvekillerimizi bir gece yarısı operasyonuyla gözaltına aldılar. Arkasından bu emrin gereğini yerine getirerek sevgili milletvekillerimizi tutukladılar. Bu bir yargısal işlem değildi. Bu Cumhurbaşkanlığının emriydi. Bir mahkeme süreci devam etti. Bazı arkadaşlarımıza onlarca yıl ceza verdiler. Sevgili İdris Balüken'e, sevgili Selma Irmak'a, Sabahattin Tüncel'e ve FİGEN Başkan'a. Onlarca yıl ceza verdiler. Selahattin Başkan'ın duruşması henüz devam ederken Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bu hukuksuzluğu tescil edeceğini öğrendiklerinde ne yaptılar? Çıkıp Cumhurbaşkanı dedi ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı bizi bağlamaz. Biz hamlemizi yapar, işi bitiririz dedi. Değil mi? Hamlelerini yaptılar, işi bitirdiler. Nasıl? Türkiye'de bağımsız bir mahkeme olmadığını gösterdiler. Bir mahkemeye emir verdiler. O mahkemede Selahattin Başkan'a 4 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Niye? Sadece bir konuşması nedeniyle. 4 yıl 8 ay. Birkaç ay içerisinde bunu onayladılar ve Selahattin Başkan'ın tahliye olmasını engellediler. Peki bu bir yargısal işlem mi? Bu bir mahkeme işlemi mi? Yoksa bu hükümetin, iktidarın, onun da başındaki Cumhurbaşkanı'nın emri mi? Emin olun, Cumhurbaşkanı'nın emriyle yürüyor, Adalet Bakanı'nın emriyle yürüyor. Hiçbir mahkeme bağımsız hareket etmiyor. Sonra ne yaptılar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tutukluk kararı hukuka aykırıdır deyince? Dediler ki biz büyük daireye itiraz edeceğiz. O dairelerin, büyük dairenin kararı gelince ona göre bir işlem yapacağız dediler. Öyle dediler değil mi? Yaklaşık 7-8 ay sonra 18 Eylül tarihinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi büyük dairesinde Selahattin Başkan'ın yaptığı başvuru görüşüldü. Bunların itirazı görüşüldü. Bunlar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yaptıkları işin ne kadar hukuka aykırı olduğunu tescil edeceğini gördüler. Öyle değil mi? Neden? Çünkü içerisinde Türkiye'den de yargıçlar var. Bu bütün tartışmalara hakimler. Ne yaptılar? Devam eden bir yargılamada zaten mahkemece tutuklama gerekçesi yapılan bir yargılamada sanki bu dava hiç açılmamış gibi, sanki bu mahkeme hiç yokmuş gibi yine 2014'teki bir soruşturmayı gerekçe göstererek 8 Ekim olaylarını gerekçe göstererek savcılıkça bir tutuklama isteği çıkardılar. Ve bu savcılıkça tutuklama isteği dün Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği'nde görüşüldü. 1. Sulh Ceza Hakimliği de sanki mahkemeymiş gibi, sanki normal yargılama yapılıyormuş gibi Sekbis'te Selahattin Başkan'a bağlandılar, Sekbis'te FİGEN Başkan'a bağlandılar, sonra avukat arkadaşları dinlediler ve arkasında bir ara verdi mahkeme. Mahkeme dediğim bir hakim, Sulh Ceza Hakimliği öyle bir heyet falan da değil. Bir 5-10 dakika ara verdi, dedi gidip bunları okuyacağım, karar vereceğim. Gelip avukatların yüzüne kararı bile okuyamadı bu hakim. Çünkü o kadar utanmazca bir iş yaptığını biliyordu ki avukatları dedi ki ben kararı içeri yazdırdım, gidin kalemden öğrenin. Ama Selahattin Başkan onlara ne demişti? Siz bir mahkeme değilsiniz.
Siz burada bir yargılama yapmıyorsunuz. Ben sizden tahliyemi de talep etmiyorum. Benim tahliyeme halkımız karar verecek dedi ve halkımız karar verecek. Bu iktidar her şeyi bitirdi. Türkiye'de saygın hiçbir tane kurum yok. Eskiden herkes diyordu ki yargı siyasallaşmış. Siyasallaşmış bir yargı falan yok arkadaşlar. İktidarın emir eli olmuş bir yargı var. İktidar ne derse onu yapan bir yargı var. Şekli bir mahkeme var. Binlerce yeni hakim atadılar. Bu hakimlerin en az yarısı AKP'nin ilçe yöneticisidir. AKP'nin il yöneticisidir. AKP'nin eski il başkanıdır. AKP'nin eski ilçe başkanıdır. Artık mahkeme ve hakim diye bir şey Türkiye'de kalmamıştır. Tıpkı Yüksek Seçim Kurulu diye bir şey kalmadığı gibi, tıpkı ÖSYM diye bir şey kalmadığı gibi, tıpkı güvenlik kuvvetleri, asker, ordu diye bir şey kalmadığı gibi bu AKP Türkiye'nin her kurumunu bitirmiş, her şeyi saraya bağlamış, her kurumu sarayın emir eli haline getirmiştir. Buna karşı direnebilecek tek güç sizsiniz arkadaşlar. Tek güç HDP'dir, emin olun. Ömürleri günü geldiğinde sarayın karşısında tek sıra halinde dizilmeye hazır, baro başkanından büyükşehir belediye başkanlarına kadar. Ama bunların bu politikasına karşı çıkabilecek, buna direnebilecek, bu ırkçı, faşist, inkarcı siyasete son verecek. Demokrasi, barış ve kardeşliği bu ülkede hakim kılabilecek tek parti var. Bunu bunlar da biliyorlar. Bakın 7 Haziran'da %13 oy aldı bu parti. Eğer bir Kasım seçimleri olmasaydı, normal olağan seçimler olsaydı, 2018'de, 2019'da yapılacak seçimde HDP en az %20 oy alacaktı. En az %20. 2023 seçimlerinde de HDP'nin içinde olmayacağı hiçbir yönetim oluşmayacaktı. Hiçbir yönetim. Türkiye ya HDP'nin içinde olacağı bir koalisyonla yöneteceklerdi ya da yönetemeyeceklerdi. Bunu gördüler. Bunu gördükleri için 7 Haziran'la 1 Kasım arasında bu ülkede bir iç savaş çıkardılar ve bu iç savaşla bir sözde darbeye, belki de planlanmış bir darbeye, belki de iktidar sahiplerinin bilgi sahipliği olduğu bir darbeye zemin hazırladılar. OHA ilan ettiler. Buna Allah'ın lütfu deyip o halde çıkardıkları bütün kanunlarla bugün Türkiye'yi yönetiyorlar. Sözde OHA bitti ama Türkiye'de olağanüstü hal rejimi kalıcı hale geldi. Ama biz bütün bunlara direneceğiz. Çünkü Türkiye'nin geleceği bu partidedir. Size sorarlarsa HDP'nin meclis grubunu gösterin. Nasıl bir Türkiye istiyorsunuz diye sorarlarsa. İçinde Ermenilerin olduğu, içinde Süryanilerin olduğu, içinde Alevi dedelerinin olduğu, içinde Diyarbakır müftüsünün olduğu, içinde en fazla kadının olduğu, içinde sosyalistlerin, devrimcilerin olduğu, içinde Kürtlerin olduğu bir partinin milletvekillerini gösterin. İşte geleceğimiz bu partidedir diyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. İyi ki varsınız, iyi ki.